Uyandığında oda duman içindeydi. Anne ve babasına sesini duyuramadı. 6 yaşındaki çocuğun okulda öğrendiği bilgiler ve 3 rakam ailesinin hayatını kurtardı. Yanmak yoktu. Yangın çıktığında ne yapacaktık? Mesela yangın çıktı. Ne yapıyoruz? Bir sıfır arıyorsun değil mi? Anaokulunda öğrendiği işte bu bilgiyle ailesinin hayatını kurtardı. Annesi, babası ve ablası sobadan çıkan karbonmonoksit gazıyla dolu odada ölüm uykusundaydı. 6 yaşındaki Canay fark etmeseydi bu ailenin bütün bireyleri ölmüş olabilirdi. Dedeni kaldırdı, oradan sonra babasını kaldırıyor, ablasını kaldırdı. Ablasını kaldırdıktan sonra ablası kapının önüne düşmüş. 6 yaşındaki Canay, baba oğlu ailesinin en küçük bireyi. Anaokuluna gidiyor ve öğretmenleri onlara can güvenliği dersleri veriyor. Bu gördüğü dersler ailesinin ve onun hayatını kurtardı. Sobadan çıkan zehirli gaz evi sardı. Canay önce camı açtı, sonra da ailesini uykudan uyandırdı. Ben camları açtım. İçerideki karbonmonoksidi zararlı gazı hemen dışarıya gönderdim. Minik kahraman ailesini kurtardı. Ancak dumandan ayakta duramıyorlardı. İkinci kahramanlığı da itfaiyeyi aramak oldu. Anne yardım istiyorum komşulardan dedi. Biz arama yapıyoruz ama sesimiz çıkmıyor. Kendisi konuşma yapmıştı. Baba oğlu ailesini ziyarete Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin geldi. Minik kahramanı tebrik etti. Okulundaki bu tür eğitimlerin önemine bir kez daha dikkat çekti. Okul öncesi, okul çocuklarımızın hepsine İtfaiye Daire Başkanlığımız bir eğitim seti hazırladı. Minik Canay büyüyünce itfaiyeci olmak istiyor. Ve ailesinden bir çiçek bile gelmediği için onlara tatlı bir isyanı var.